Kripto Para Dünyası kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere birlikte tekrardan Bitcoin'i ve önemli gördüğüm altcoin'leri inceleyeceğim. Bugün özellikle FED faiz toplantısıyla ilgili dün video paylaşmıştım. Ve biraz önce açıklandı arkadaşlar. Bundan sonra video çekmeyi biraz daha uygun buldum. Zaten dün beklentilerimin olduğundan sizlere bahsetmiştim. 25 bas puanlık bir faiz artırımı geldi ve enflasyonla ilgili olumlu söylemler söz konusu. Özellikle 2022 ve 2023 açısından baktığımız zaman arkadaşlar 2022'nin sonunda %4.3 2023'ün sonunda da %2.7 olarak gerçekleşmesini bekliyor. Bunlar aslında olumlu. FED özellikle önümüzdeki dönemde yapacağı faiz artırımla ilgili bilgiler vermişti. Arkadaşlar şu an için faizden sonra en önemli takip edilmesi gereken şey saat ondan sonra Powell'un çıkıp Oradaki yapacağı konuşma bu çok etkili olacaktır. Bu süreçte bakın Bitcoin gün içerisinde çok gergitler yaşadı. Bugün gerçekten önemli likit operasyonu da yapıldı BTC açısından. Bakın şu görmüş olduğumuz olay bugün hem short işlemleri hem long işlemleri patlatmak için dakikalar içerisinde gerçekleştirdi ki volatilitesi arkadaşlar %7'lik bir hareketti. Bu açıdan her zaman sizlere söylemiş olduğum gibi temkinli olmamız gerekiyor. Vadelilerden özellikle uzak durmamız gerekiyor. İlla ki vadeli işlem açacaksanız büyük kaldıraçlardan kesinlikle uzak durmanız gerekiyor. Tabii ki burada önemli olan sermayeyi yönetebilmek. Bu da çok ayrı bir detay. Bitcoin bakın geri çekilmeler, ani geldikler yaşamaya devam ediyor. Burada BTC'de de arkadaşlar şu görmüş olduğunuz formasyon düşüş trendi kırıldı. Ama burada önemli olan detaylardan birisi şu. Birincisi ee, özellikle de faiz arttırımından sonra gelecek açıklama ne olacağı orada kesinlikle piyasalarla ilgili ve kripto paralarla ilgili de açıklamalar gelecek. Öncelikle onları görmemiz gerekiyor. Bu yüzden panik yapmanıza gerek yok. İşte coinler uçtu gitti bitti. Sakin olun. Evet önemli olan temkinli olmak arkadaşlar. Bakın tekrar söylüyorum. Bu karardan sonra özellikle de yapılacak açıklamalar neticesinde piyasada bir rahatlanma görebiliriz. Ama bundan önce geri çekilmeler yaşanabilir. Bakın tekrar söylüyorum. Hatta bu birkaç gün bile sürebilir. Şu an için bunu net bilmek mümkün değil. Ama net bildiğim şeylerden birisini size söyleyeyim. Birincisi günlükte 41 bin 500 bölgesi üzerindeki bir kapanış çok olumlu olacaktır. Bu bir. İkincisi arkadaşlar gerçekten piyasanın toparlanabilmesi için 45 bin yani daha önce de denendi de denendi de geçinemedi 45 bin 491 bölgesinin kesinlikle kırılması gerekiyor. Eğer bu bölgelerde bir kırılım gelirse o zaman gerçekten alt da bir rahatlama görülebilir ama burada dominans etkisini de unutmamak gerekiyor. Çünkü burada 4 saatte şu an için dominansta bir gerileme var ama günlükte de arkadaşlar benim için güzel olan bir durum. Şu görmüş olduğumuz bölgelerde tekrardan buradaki gibi bir direnç açıldı ve bunu geçemiyor. Ve bu aşağı yönlü gelmesini sağlayabilir. Bu da gerçekten altcoin'lere büyük fırsatlar yaratabilir. Tabii ki bitcoin yerinde durur ve buna izin verirse. Powell'ın açıklamalarından sonra dünya piyasalarının vereceği tepkilerin çok iyi ölçülmesi gerekiyor. Açıklamalar içerisinde gelgitler yaşanacaktır. Benim için önemli olan açıklamalardan sonra Bitcoin'in özellikle de günlükte kapanışını nerede yapacağım çok önemli. Dün sizlere paylaşmış olduğum coinler vardı. Bu süreçte arkadaşlar bakın DOT'u hala takip ediyorum. Çünkü günlükte gerçekten daha önce de sizlere belirttiğim gibi bakın şu görmüş olduğumuz kanalın dip bölgesinde hala. Bu açıdan önemli. 16 bölgesinin altına gitmediği sürece de DOT'u takip etmeye devam edeceğim. OMG'yi 3.6 bölgesi altına düşmediği sürece günlükte takip etmeye devam edeceğim. Bu bölge altında özellikle bağımsız kapanış görmediğim sürece ata için de bunlar geçerli arkadaşlar. 0.33 bölgesi altında kapanış görmeden atadan da çıkmayacağım. Atay bunları zaten daha önce takip ettiğim belirtmiştim. Bakın Unfi TRB, BTC ve Ayon'da dün sizlere belirtmiş olduğum coinler. Burada da arkadaşlar Unfi için 4.5 bölgesi günlük altında kapanış olmadığı sürece bölgelerden takip edeceğimi dün sizlere belirtmiştim. Burada önemli olan arkadaşlar belli oranlarda az sermayelerle başlamak. Akabinde bir hareket gelir ve direnç kırılırsa akabinde tekrardan ekleme yapılarak devam edilebilir. Bu yüzden dikkat etmek gerekiyor. Çünkü tekrardan e, ani bir BTC hareketiyle çok sert geri çekilmeler yaşandığı zaman eğer sermayenizin hepsiyle girmezseniz en azından oradan tekrardan toparlayabilme şansına sahip olabilirsiniz. Bunu tekrardan bilmek gerekiyor. TRB açısından da arkadaşlar 16 bölgesi BTS açısından geldiğimiz zaman 0.0 17 bölgesi buralar önemli şu görmüş olduğumuz bölgede volatilite çok fazla. Öncelikle bunu belirtim. ABC'de formasyonunu tamamlamıştım. Yeni takip edecekseniz 0.21 bölgesi kırıldıktan sonra günlükte istiyorsanız takip edebilirsiniz. Ayın Bakın şu görmüş olduğumuz bölgelerde gerçekten şu alan mükemmel çalışıyor. O alan altında günlük bağımsız kapanış, günlük açıdan tekrar söylüyorum. Görmediğim sürece Ion'da da işlem yapmaya devam edeceğimi tekrardan buradan belirtmek istiyorum. Birçok coin'de hareketlilikler olabilir ama bunlar benim sizlere kendime göre destek ve dirençli açısından önemli görmüş olduğum bölgelerde paylaşmış olduğum coin'ler. Burada özellikle şunu belirtmek gerekiyor. Şu an için hala belli oranlarda nakitli bulunmak çok önemli. E açıklamalardan sonra özellikle Powell'ın yapacağı ve piyasaya vereceği güven açısından değerlendirmek gerekiyor. O güvenden sonra da belli oranlarda hareketlikleri sizlerle birlikte takip edeceğiz. BTC özellikle 0.25 baz puanı zaten çoktan fiyatlamıştı. Rusya cephesinden hala olumlu haberler gelmesi önemli ama ben önümüzdeki süreçte oradan tekrardan büyük olumsuz haberler bekliyorum. Bunları önümüzdeki süreçte tekrardan değerlendireceğiz. Şu an için ee, özellikle de 25 bas puan önemli. Fed'in yapmış olduğu özellikle de enflasyon açısından beklentiler önemli. Ama açıklamalar çok daha önemli. Açıklamalar gördükten sonra piyasanın çok daha net bir şekilde ilerleme şansı olacaktır. Ama günlükte tekrar söylüyorum 41.500 kalesinin geçilmesi gerekiyor. Alan geçilirse o zaman altcoinler içinde büyük bir rahatlama ve büyük bir hareket bekleyebiliriz. Ama tabii ki bu bir süreç meselesi. Her şey bir anda gelişmeyecek. Evet. Ve şu an için herkes özellikle çok büyük yükselişler beklediği için arkadaşlar ani dump da yaptırabilirler. Yani bugün Bitcoin'de %7'lik bir hareket nasıl yaptılarsa altcoin'lerde de %10'lara varan %15'lere varan iğneleme hareketleri gerçekleştirebilme ihtimali vardır. Kesinlik ifade etmemekle birlikte özellikle de bu yüzden vadeli işlemlerde işlem açarken kesinlikle kademeli stop kullanmanız gerekiyor ve kesinlikle kesinlikle stopsuz işlem açmamanız gerekiyor. Bu önemli olan kademeli bir şekilde ilerlemek. Mutlaka köşede bir miktar nakit bulundurmak şu an için en önemli olan detaylardan birisi. Bugünlük sizlere anlatacaklar bu kadar arkadaşlar. Hepinizi çok seviyoruz. Saygılar.